Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Büyükgüçlü yılların tecrübesine güveniyordu. Akıllı olduğunu ve kimsenin kendisini kandıramayacağını düşünüyordu ama dolandırıcılar onun bankadaki 600 bin lirasını buharlaştırmakla yetinmeyip üzerine bir de 100 bin lira kredi çekti. Üstelik bunların hepsini asla tuzağa düşmeyeceğini zanneden emekli öğretmenin onayıyla yaptılar. Hesabım 600 bin TL'ydi. Onun tümünü boşaltmışlar. Ayrıyeten ek hesaptan benim adıma kredi çekilmiş. Tamı tamamına kaybım 700 bin TL. Yıllarca Türkiye'nin dört bir yanında hem öğretmenlik hem müdürelik yapıp emekli oldu. Akıllı olduğunu, kimsenin onu kandıramayacağını düşünen emekli öğretmen dolandırıcılara tam tamına 700 bin lira kaptırdı. Resmen dolandırıldım. Ben kendim emekli öğretmenim. Dolandırıldım. Kendimi akıllı zannediyordum. Öğretmenim diyordum. Maalesef dolandırıldım. 68 yaşındaki emekli fizik öğretmeni ve yetiştirme yurdu müdüresi Fatma Büyükgüçlü'yü kendini banka çalışanı Hakan olarak tanıtan biri aradı. Hesabına parayı attığını söyleyip kimlik bilgilerini teyit etti. Bana bir telefon geldi. Telefonda ben Hakan, Gaziantep Atatürk Şubesi'nde. Siz kredi kartınız için aidat kredi kartından para alınmış. O para için dilekçe vermişsiniz. O dilekçenin karşılığında adınıza 6 bin lira para yaptı. Ayrıyeten de 12 bin lira da promosyonunuz var diyerek adımı, soyadımı, doğum tarihimi, her şeyimi teyit etti. Ardından Büyükgüçlü'nün telefonlarına gelen SMS'leri onaylamasını istedi. Emekli öğretmen dolandırıcı olmayasın diye telefondaki adamı yoklasa da dediklerini aynen yerine getirdi. Bu para adınıza yatacak. Tamam diyor musunuz? Allah Allah. Evet dedim. SMS gelecek dedi. Onu bana söyleyin dedi. Yavrum dolandırıcılar varmış. Bak sen dolandırır. Hayır dedi. Öyle bir şey olur mu dedi. Böyle diyerek hep bana SMS'i onaylar mısın? Onayladım. O SMS'leri onayladıkça hesabındaki altın, dolar, eurolar başka hesaplara uçtu. Onlar yetmemiş gibi bir de adına kredi çektiler. Büyükgüçlü tam tamına 700 bin lira dolandırıldı. Altın hesabım vardı, onu da almış. Dolar hesabım vardı, euro hesabım vardı. Hepsini Türk parasına çevirip kendi adına İsmail Akpınar adına aktarmış. Adıma kredi çekmiş. Tamı tamamına kaybım 700 bin TL. Geç de olsa dolandırıldığını anlayınca büyük şok yaşayan Büyükgüçlü savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dolandırıldım, kendimi akıllı zannediyordum. Öğretmenim diyordum, maalesef dolandırıldım. Dilekçe verdim. Banka dekontlarını verdim. Ve savcılık bu işin üzerine duracağını söyledi. İnşallah durur ve inşallah mağduriyetim giderilir.